Nasıl gidiyor her şey? Güzel, güzel. Yani sağlık anlamında çünkü hayatta her şeyin başı sağlık. Evet. Sağlığım iyi çok şükür. O zor dönemler atlatıldı. Kızım iyi çok şükür. İkili bir hayat inşa ettik Londra'da kızımla beraber. O çok güzel okuyor, mutlu. Ben işlerimin bir kısmını oradan yönetiyorum. Bir kısmını buradan yönetiyorum. Yeni bir fasikül açıldı diyelim. Hayatta, hayatı da fasikül fasikül yaşamak aslında güzel bir şey. Tabii şimdi hayat bir fasikülse sizin kitaplar bir kütüphanenin tam bir satırını dolduracak büyüklükte ve ağırlıkta aslına bakarsanız. Biraz önce de birlikte konuştuk hepimizin bir tekamülü var. Her hayata gelişimizin bir sebebi var. Sizin bu defa zorlu oldu gibi geliyor çocukluğunuzdan beri. Ama bunları anlatmaktan, evet. paylaşmaktan hiç korkmadınız. Sonuçta hani tırnak içinde sosyete dediğimiz cemiyet hayatında çok önemli bir isimsiniz. Okay. E, oradaki isminiz zarar görmesin diye bunları paylaşmama ya da inkar etme hakkına da sahiptiniz. Hayır, hepsini çok açıklıkla, çok sert hikayenizi babanızın Durumu babanızla annenizin ilişkisi minik minik izin verdiğiniz kadar tabii değinmek isterim bilmeyenler için neden bahsettiğimizi ve bunun e, önemini anlamaları adına söylüyorum bunu neden bunları bu kadar korkusuzca paylaşıyorsunuz ve filtresiz ee, şöyle aslında paylaşmadım yıllarca ee, hiçbir şey inkar etmedim ama e, Paylaşmadım da. Hı hı. Zaten kimsenin aklına böyle bir şey de gelmedi. Hep o ışıltılı hayatlar gibi geliyor. İşte ağzında altın kaşıkla doğmuş gibi hissediliyor. Senin de söylediğin gibi. E ben de bunlara hiç yorum yapmadım sadece. Hı hı. E i̇şime gücüme baktım. Tek başına bir inşa ettim hayatımda. E başarılı olmak istedim. Çünkü bağımsız olmak istedim. Fakat 18 yaşında geçirdiğim araba kazası... Kalbimin durması, ölüme yakın tecrübe geçirmem ee, benim hayatımı dönüştürdü. Çünkü o kalbimin durduğu anda e, Allah'la o kavuşma anımda, yuvaya dönme anımda, e, o çizgi ötesi dedikleri yerde çok farklı bir anlayış geldi bana ve ben bunları da hiç paylaşmadım. Fakat orada bana gösterilenler gösterildiği kadar tabii ki ee, ailemle ilgili yani çok yalnız çok mutsuz babası tarafından sevilmeyen babası tarafından reddedilen annesi tarafından terk edilen falan böyle çok zor şiddet içinde yaşamış bir çocukluktan sonra o huzurlu olduğum Allah'ın e, Allah'la bir olma noktasında aslında geri dönmek istemezken ben yuvaya döndüm. Ben burada kalmak istiyorum ben geri dönmek istemiyorum çünkü döneceğim bir ailem yok derken bana nasıl bu ailemizi seçtiğimiz? Aslında tekamülümüz için çünkü kümelerle yüceliyoruz ve kümelerle tekamül ediyoruz. Nasıl benim bu zorlu babayı şiddet eğilimleri olan, paranoyaları olan, sosyopat eğilimleri olan böyle bir babayı, böyle bir anneyi, böyle bir abiyi, böyle bir amcaları, böyle bir aileyi niye seçtiğimi çok e, nanosaniye diyeceğimiz bir zaman dilimi içinde. Çünkü kalbimin durduğu an sadece iki dakika yakın bir zaman zaten. İki dakika da Çok uzun çok iddiali. bir zaman. Fakat orada işte o saniyelerle ifade, saniselerle ifade edilen zaman diliminde anladım ben. Dedim ki aa ben seçtim. Onlar beni ben onları biz bir küme oluşturduk ve beraber tekamül edeceğiz. E bu bir kere oldu hissesimi çıkartmadım. Daha sonra tekrar ölümle karşılaştım. Daha sonra tekrar ölümle karşılaştım. A dedim ki ölüm bana bir şey anlatmak istiyor. Yani benim demek susmamam gerekiyor. Benim bazı acılarımı insanlarla paylaşmam gerekiyor. Çünkü acıların eşitleyen bir tarafı var. Biraz önce dedin ya. Dışarıdan böyle gözüküyoruz. Halbuki hepimizin ne acıları var, senin ne Tabii acıların ki. var, Tabii diğerinin ki. ne var. Sadece konuşulmuyordu. Ben e, hem acıların bu eşitleyen tarafı, hem şifalandıran. Çünkü tecrübelerin çok büyük şifalandıran bir tarafı Kesinlikle. var. Yani bütün bunları dedim ki e, zaten öldüm defalarca. E, ölümü ben yuvaya dönüş olarak görüyorum. Korkmuyorum ölümden. E ölümden korkmadığın zaman aslında korkacak hiçbir şey de kalmıyor geriye. Çünkü insanoğlunun en büyük korkusu ölüm, ayrılma, kayıp. kayıp. E ondan korkmayınca dedim ki ben e, evet güzelliklerle değmek istiyorum. Kendi tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Ne kadar dramam. Üzüntülü de olsa, pek çok insan için çok ağır da olsa, çok zor bir çocukluk, çok zor bir genç kızlık, çok uzun yıllar süren ee, acılar, travmalar. Bunları paylaşmak istedim o noktada. Çünkü e, dediğim gibi ölümle karşılaştığında her şey geri dönülmeyecek şekilde değişiyor. Bir geçit açık kalıyor. O geçitle ben insanların hayatlarına değmek istedim. Esra Hanım siz çok güzel bir kadınsınız. Çok mersi. Ee, bir o kadar da çok başarılı bir iş insanısınız ve çok zeki bir kadınsınız. Zaten Peki. eğitim sürecinizde hep ee, hani hep ilk onda olan bir öğrenci, hep takdir belgesi alan, hep başarılı, ee, çok iyi eğitimler almış ve ben sizi ilk tanıdığımda böyle e, tabii ki hani. Gerçekten cemiyet diyebileceğimiz o azınlık grubun içindeki fotoğraflarda ve dergilerde görüyordum ve Allah'ım nasıl bir kadın diye dikkatimi çekmiştiniz. Sonra televizyon kanallarınız olduğunu öğrendim. Oralarda programlar yaptınız, şahane yöneticilikler yaptınız ve hep uluslararası platformda çok büyük başarılar çok elde ettiniz. Yıllar önce de bizim hayatımız sizinle kesişti bir şekilde sonra tabii ben sizi tanıyıp takip etmeye başlama şansına sahip oldum o tarihten sonra. E, fakat hikaye hiç böyle göründüğü gibi değil. Yani en iyi takıları takıyorsunuz, en iyi kıyafetleri giyiyorsunuz, en iyi çantalarla geziyorsunuz, en şık ayakkabılarlasınız ve hakikaten çok güzelsiniz. Ama gelin görün ki hikayenin altı hiç de böyle değil. Burada cemiyet hayatındaki insanlar da çok az olduğu için sizin hikayeniz zaten biliniyor muydu? Yok. Yoksa siz anlatınca mı bilindi? Evet. Hiç kimse bilmiyor. Şimdi o, o hikayede şöyle bir değinmek gerek galiba. Babanızın tanısı var mı? Ya babamın tanısı yok ama bizim ailede böyle bir şizofreni bir amcam şizofreniydi. Böyle bir şiddet eğilimi, paranoyalar bunlar zaten vardı Genetik baba tarafında. Genetik bir alt yapı var yani. Genetik hani bir at, alt yapı vardı evet öyle düşünüyorum. Ben de çocukken bu konu üzerine çok okumuştum. Çünkü çok da büyük bir şiddet de vardı. Annemin evet. maruz kaldı. Şimdi anneniz babanızdan bedensel şiddet görüyor ve evet, sizin evet. tanımınızla öyle böyle değil yani ve hiç mutlu olmayan bir aile bir de üstüne siz istenmeyen tek çocuk gibi bir durum var. Bunun dışında hem anneye hem size hep bir böyle siz sürüneceksiniz, gün yüzü evet. görmeyeceksiniz. İşte siz başarı belgelerinizi getirdiğinizde bunlar bir şey değil sen de annen gibi sürüneceksin diyen bir babayla büyümek. Evet. Evet. Nerede yani, paçayı kurtardınız? Aslında çok enteresan bunu ben de kendime sordum ve bir psikanaliz süreci mi oldu tabii. Yani hiçbir şey dediğin gibi dışarıdan tabii. göründüğü gibi değil. Ben iki sene psikanalize girmek durumunda kaldım. Çok ağır travmalar yaşadım. Kolay bir çocukluk ve genç kızlık değildi. Çünkü anlayamıyordum, an, anlamlandıramıyordum. Tabii, neden? Ben bu aileye ait değilim. Neden istenmiyorum? Babam niye beni sevmiyor? Yani o kadar zor bir şey ki her kız çocuğu babasının prensesi olmak istiyor tabii, aslında. Tabii. Ve ben o işte başarıları aslında hep babam için yaptım. Babam için yaptım ama sonra babama rağmen yaptım. Yani hep işte okul birincisi oldum. Hep iyi notlar yaptım. Hep istedim ki görsün. babam beni görsün, beni sevsin istedim aslında. Ve nedenini hiçbir zaman anlayamadım. Çünkü ben de nedeni... Paylaşılmadı. Hiç bilmediniz Sadece mi bunu? kaçırıldım ben. Ha. Yani babam gelince işte bir odalarda yalnız başına kaldım. Bugün hep de okudum. mi bilmiyorsunuz babanızın sizi neden sevmediğini? Biliyorum mi? ben. Artık biliyor musunuz? Evet biliyorum. Tabii zaten ilk kitabımda evet. anlattım biliyorum. Evet. evet. Ee, <laughs> yani biliyorum ama çok kavisli bir yazgı oldu. Yani o benim yazgımı öyle döndü böyle döndü. Yani babamla o hikayemiz gerçekten... Ne geçmiş hayatlarımda bitti ne bu hayatımda bitti ta ki ölene kadar. Fakat şöyle benim zannediyorum kurtulma noktam yani hep deriz ya böyle Allah'ın gizleri vardır. Biz bazen başımıza gelen çok kötü şeyler olduğunda aslında bizi başka şeyden koruduğunu bilemeyiz.